Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi daha önceki videomda hatırlayacağınız üzere HP Omen 15 inçlik oyun bilgisayarını tanıtmış idim ve kutu açılışını yapmıştık. Tabii çok detaylı tanıtmadık. Şimdi o zamanki videoda da demiştim ki size bir önceki bilgisayarım olan yine HP 11 46 ET eğlence bilgisayarı yani önceki bilgisayarımı tanıtmak ve karşılaştırmak istediğimi söylemiştim. Şimdi tabii bunların her ikisinin HP olması aslında bir tesadüf oldu. Daha doğrusu HP Omen almam. Yani mutlaka HP olsun diye bir amacım yoktu. Nihayet olaylar öyle gelişti. Özellikle fiyat performans bakımından. HP Omen'i de tabii tasarımını sevdim ben bunu. Dolayısıyla bunu tercih ettik. Ama görmüş olduğunuz bilgisayarım, hatta o zamanki videoda da hep önceki bilgisayarım diyerekten sözlerim devam etmişti. Hatta bunu aldıktan bir müddet sonra da eski bilgisayarımı kullanmaya devam ettim. Bu 2007 tasarımlı. 2007 yılında markadan çıktı. 2008'de ben aldım. Bu ise 2020'de alınmış. Dolayısıyla arada bir 12 yıllık fark var. Bir bakalım. Bu da oyun bilgisayarı, eğlence bilgisayarı. Bir bakalım teknoloji ya da oyun bilgisayarları istikameti nereden nereye gelmiş. Şimdi ilk önce şöyle açayım. Çok kaliteli bir tasarım olduğunu söyleyebilirim. Bunu piyano siyahı diye sattılar. Ve bilgisayar açıldığında bunu birazdan göstereceğim. Şurada yanan bir logosu var. Şurası yanıyor. Burada ise şimdi çıkan şu düz kesim sürümlerde bu Omen logosunun yandığını, bir de burada bir çapraz kırmızı ledlerin olduğunu görüyoruz. Çok mühim değil benim için. Şimdi ben tabii bu bilgisayarla şöyle açayım. Gerçekten güzel bir tasarımdı. Prestijli bir hava veriyordu. Şimdi bu bilgisayarla tabii ben çok iş yaptım. Hakkını verdi. Bu kesinlikle bir memnun bir müşteri durumuyla söylüyorum. Fakat tabii zamanla bir takım arızalar oldu. Onu birazdan size anlatırım. Bunların ekran boyları aynı. Herkesi 15.6 işte 15.6 ama tabii çerçevelerin daraldığını görüyorsunuz. Çerçeveler küçültülmüş. Böyle tek bir parça menteşe, iki parça menteşe ve şöyle güzel bir kavisle tasarımı güzelleştirdiklerini söyleyebilirim. Şimdi bu bilgisayarda neler var? İsterseniz şöyle bir açayım. Bu evvela 4 GB RAM'e sahip. Atredon 4000 serisi ve 1 GB bağımsız hafızası var ekran kartının. İşlemcisi bence Intel'in gelmiş geçmiş en başarılı mobil işlemcisi olan çift çekirdekli T9550 2.66 GHz hızında çift çekirdek ve overclock'ta internette görebilirsiniz. 4 GHz'e çıktığını ben gördüm bazı testlerde, siz de bakabilirsiniz. 4 GHz'e kadar overclock yapılabilen bir işlemci ki gelmiş geçmiş en başarılı işlemci. Ben şimdi bunu tabi kullandıktan sonra hala kullanmaya devam edeceğim. Bir server ya da bir kamera sistemine bağlamayı düşünüyorum. Ama çok iyi bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Tabi bu arada 12 yılda sürekli kullanım ve biraz da tozlu ortamda kullanıyoruz. Hiç yanından ayırmadığım bir cihaz. Zaman zaman taşıdım. Elbette ki zaman hepimizi bir şekilde aşındırıyor. Bunda da aynı şeyin gerçekleştiğini söylemem mümkün. Şöyle ilk önce ondan başlayayım diyorum. Şimdi bir de size daha önce demiştim ki böyle bir bilgisayar alıyoruz. Tabii bunlar çok para. Bunlar çok para. Kardeşim insan bunun yanında bir tane çanta vermez mi? Demiştik. Vermedi. Oysa bu HP'nin yanında 11.46 ile beraber
Bana şöyle bir çanta verilmişti hediye. HP logolu gördüğünüz gibi. İçinde bir mikro temizleme bezi çıktı. Ve çantamı çok az kullandım. Gördüğünüz gibi son derece kaliteli ve güzel bir çanta. Bunu vermişler. Bunun yanında yani 11.46'yı aldığım zaman bir adet de HP mouse hediye ettiler. Hatta bana demişlerdi ki buyurun ister kablolu ister kablosuz siz beğenin demişler idi. Artık böyle incelikleri göremiyoruz. Hatta bilemiyorum yani şunu gönderirken örneğin kargo ücreti verdik. Gerçi tabii çok para onun karşılığında bu kargo ücreti nedir diyeceksiniz ama yine de bunlar küçük düşünceler müşteriyi memnun etme yolunda önemli mesafeler kat edebilir. Şimdi öncelikle bilgisayarımız piyano siyahı diye tasarlanmıştı. Şöyle bataryası tabii artık yaşlandığı için şöyle çıkartayım. Şimdi şöyle bir yan tarafı çevireyim ben size. Optik sürücüsü var. Optik sürücüsü o zaman optik sürücü var. DVD DVD ve uyumlu disklerin üzerine LightScribe denen bir programla yazı da yazar idi. Bu yazardı. Hala yazıyor bu arada. Bu çalışıyor. Ondan sonra iki tane USB'si var. Bunlar tabii 2.0 USB'ler. Bu Kensington kilidi dediğimiz bir cihazdır. Kensington kilidi ya da güvenlik kilidi. Şimdi siz tabii onu çok bilmezsiniz. Ben onu da size bulup göstermeye çalışayım. Kensington kilidi şudur. Böyle bir çelik halattır sevgili arkadaşlar. Böyle bir çelik halat. Burada şifre kısmı var. Bunu böyle kilitlersin şuraya. Şöyle kilitlersin. Ondan sonra bakın böyle kilitlenir bu. Ve bunu bir yere gideceğin zaman şu kısmı da bağlarsın. Örneğin kütüphane. Kütüphane diye bir yer var. İnsanlık kütüphane diye bir yer keşfetmiş. Kütüphane çok enteresan bir yer. Bir sürü kitaplar var. Ve bu kitapları okuyan bir sürü insanlar var. Ve bir sürü bilgiler var. Çok enteresan. Çok enteresan. Kütüphaneye gittiğin zaman, hani bilmeyen arkadaşlar için söyledim. Bunu böyle bağlarsanız, özellikle İstanbul Üniversitesi'nin Merkez Kütüphanesi'nde, oradaki bir sabit bir nesneye bağlarsınız. İşte sigara molası vesaire. Sigara içmiyoruz tabii. Ya da şey diyelim, çay kahve molası, yürüyüş molası verirsiniz. Bilgisayarınız da sizin o kaptığınız yerde durur. Şimdi neden kaptığınız yer diyorum? Çünkü o zaman için şimdi nasıl bilmiyorum. Prizler azdı. Yani bunu fişe takacağınız yerler sınırlıydı. Kapanın elinde kalıyordu. Hatta ben bir ara üçlü fiş taşıyordum oraya gitmek için. Bunu da böyle kilitlerseniz güvende olurdu. Kensington kilidi ama güvenli kilit yuvası deniyor buna kitapçığında. Dolayısıyla Kensington kilidimiz bu. Bende hala var ama artık yeni HP'mizde Kensington yuvası yok. Yok. Evet. Bunu da bıraktıktan sonra şuralar işte RJ11 yuvası, anten girişi. Bu bir eğlence bilgisayarı olduğu için öyle bir yer var. İşte orası da şarj yuvası. Bu arada şu kısım arkadaşlar parmak izi sensörü var. Bu bilgisayarda bir parmak izi sensörü var. Parmağınızı okutarak direkt açılış yaparsınız bilgisayar üzerinden. Yani şurası parmak izi sensörü. Numaratik kısmı var. Ya bu yani sayısal kısım var klavyede. Bu benim çok işime yarar. Çok kullanırım. Onun için alacağım bilgisayarlarda bunun olmasına dikkat ederim. Bunda da var. Bunun klavyesi arkadan ışıldamalı değil. Yani arkadan ışık yok. Aydınlatmalı değil. Bu arada tabii dokunmatik yüzeyimizde bir deformasyon oldu ama şimdi iyi kötü çalışıyor. Düğme falan biraz böyle kendini bırakmış durumda. Şurası medya ışıklarının olduğu yer. Sesi böyle dokunmatik açabilirsiniz, dokunmatik azaltabilirsiniz. Wireless açıp kapatabilirsiniz düğmeyle. Dokunmatik ve ışıklıdır arka taraftan. Fevkalade zamanın ötesinde bir bilgisayar olduğunu söyleyebilirim. Daha sonra bu tarafa geçelim. Burada VGA girişi ki artık VGA yok. Bu da yine
Özel ekran çıkışları, yüksek çözünürlük, bunlar da artık kullanılmıyor. RJ45 Ethernet bağlantısı diyorsunuz, kabloyla Ethernet bağlantısı, RJ45 ile bağlanır. HDMI, efendim bir tane USB ve HP'nin kendince ayrıca bir geliştirmiş olduğu bağlantı protokolünden hareketle yapmış olduğu bir yuva var. Bu da hem USB uyuyor hem de ayrı bir kabloyla yine bir başka bilgisayara genişleme yapabiliyorsunuz. 1395'ti galiba bu. IE1395. Diğer USB ve kart okuyucu. Bu kart okuyucu da 7 adet Sony'nin de kartları dahil 7 adet kartı doğrudan okutabiliyorsunuz. Bunda 2 ya da 3 tane var. Ve sürpriz 1 adet uzaktan kumanda. Medya uzaktan kumanda. Buradan bilgisayar açabilirsiniz, kapatabilirsiniz. Windows'a dönebilirsiniz. Multimedya açabilirsiniz. Televizyon kumanda ki televizyon programı da yükleyebiliyorsunuz. Yani yükledikten sonra burada kullanabiliyorsunuz. DVD'yi açıp kapatabilirsiniz vesaire gibi birçok özelliği buradan kumanda ediyorsunuz ve çalışıyor. Çalışıyor. Arka tarafta bir şey yok. Bir fan ve havalandırma çıkışı. Evet, şeyi çıkardım. Söylemiştim bu önceden bizim bilgisayarlarda, notebooklarda, önceden cep telefonlarda öyleydi. Piller böyle takılır, çıkartılır demiştik. Şöyle kolay bir hareketle de çıkartılır. Bu bunun bataryası. Bunda artık o batarya gömülü. İşte RAM yuvası, hard disk yuvası, wireless yuvası vesaire. İşte bir etiketleri, seri numarası da bu kısımda dedik. Şimdi ön tarafta ne var? Ön tarafı ben seviyorum. Bunda iki tane kulaklık çıkışı var. Şu bir, iki. İki tane kulaklık çıkışı var. İki kulaklık takabilirsiniz. Bir tane mikrofon girişi var. Ve kızıl ötesi algılayıcısı var. Kızıl ötesi algılayıcısı. Ne için? Az önce göstermiş olduğum uzaktan kumanda kızıl ötesine çalışır. Daha sonra şu kısımda şurada 3 tane lamba var. Bu lambalar da açık kapalı. Şarj ve hard disk çalışma ikazı. Yine bir eksiklik. Birazdan geliriz belki ama bu ışıklar bu bilgisayarda kötü konumlandırılmış. Ben hard diskin çalışıp çalışmadığını şurada bir beyaz lambadan, şarj olup olmadığını da şuradaki bir kırmızı beyaz sarı lambadan anlıyorum. Yani aynı lamba bunlar. Buradan anlayabiliyorum. Yani buradan şarj olup olmadığını anlıyorum. Buradan ise hard diskin işlem yapıp yapmadığını anlıyorum ki hakeza yanlıştır. Ayrıca yanlıştır. Benim işimi görmüyor söyleyeyim. Yani göremiyorum. Eğilip bakmam gerekiyor. İkincisi yine bu bilgisayarda kulaklık çıkışı, mikrofon girişi, yani kulaklıkla mikrofonu çalıştırıyor. Ayrı bir bağımsız mikrofonu kabul etmiyor. Şurada yapılmış ki yine bu cephede, ön cepheden olması benim için daha iyi olabilirdi. Geçtik. Şimdi tabii ben bu bataryayı kullanmıyorum artık HP'de. HP Pavilion 1146 ET eğlence bilgisayarı. Bunu şokladım. 3-5 kere şokladım. Şoklamaya da devam ediyorum. Şimdi şoktan çıkarttım. Tekrar şoka girecek. Bunu açmaya çalışıyoruz. Bu da neden bozuldu artık? Hemen hemen hiçbir şey yok. Onu da hemen söyleyeyim. Hem de size bir tavsiyem olsun. Siz olun sevgili arkadaşlar. Orijinal şarj aleti kullanın. Adaptör kullanın. Bu sahtesiydi. Ama hemen hemen 1146'nın şarj ünitesi de bu kadar. Bu ölçülerde. Bu zaten birebir kopyası bunun. Fakat onu kullandık. Bir müddet sonra bataryayı bozdu. Daha sonra bilgisayar açılışta otomatik kapatmaya başladı. Tabii ben bunun ilk başta ne olduğunu anlayamadım. Hatta bunu almamın bir sebebi de oydu. Daha sonra anladım ki voltaj dalgalanmalarında kendisini korumaya alarak kapatıyormuş. Daha sonra bir benim çok sevdiğim bir markadır. Şöyle Tunçmatik'in elektronik, kendisi görür, ekranlıdır. Kendisi voltajı ayarlar. 20 ile 19 volt arası kendisi ayarlar. Amperi de kendisi. Onu taktım. Ondan sonra bilgisayar çok iyi bir şekilde çalıştı. Onun için size tavsiyem sevgili arkadaşlar. Adaptörlerinizi çok iyi kullanın ve sahte adaptör kullanmayın. İşte ben o zaman çok pahalı diye hiçbir yakızı almamıştım.
Bir herhalde 6-7 yıl önce adaptörü harcadık. Onun yerine de onu işte o kadar zamanda geldi gitti bataryaya yedi. Çok da önemli değil. Yalnız Omen'in adaptörü bariz olarak kaba ve büyük. Ha. Şimdi hadi bu da tolere edilir. Ama siz olun Omen'in, ben diğer bilgisayarları çok bilmiyorum. Onları çok araştırmadım. İşte Asus, Masus çok farklı olduklarını da zannetmiyorum. Siz olun bunu bozmayın. 900 TL. Bu 900 TL. Aman ha bunu bozmayın. Sakın. Sakın. Bozmayın. Ya da bozuyorsanız da şimdiden bir bütçe ayırın ki bozulduğu zaman alabilirsiniz. Şimdi bu bilgisayar böyle. Böyle gördüğünüz gibi gayet şık. Hala. Diyorlar yani mihrap yerinde. Mihrap yerinde. Bakın. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir makine. Şimdi ben bunları birazdan, tabi bu bataryayla çalışmadığı için, tekrar açıyorum. Ve bunun adaptörünü takıyorum. Tekrar ediyorum. Kendi fikrimdir ama bakabilirsiniz internetten. Gelmiş geçmiş en iyi mobil işlemciyi taşıyan bir makine karşınızda. Çok iş yaptım. Çok işimi gördü. Tasarımcısından mühendisine hepsine buradan teşekkür ediyorum. İnşallah bundan da memnun kalırım. Bu bilgisayarla tam 4 tane kitap yazdım sevgili arkadaşlar. 4 tane kitap yazdım. Tabi burada kamera var, onu da biliyorsunuz. Tabi uzunca yıllar biz kamerayı kapalı tutarız Türk toplumu olarak. Hatta yapıştırdığım yerde belli. Aynı bantı aldım, buna taşıdım hatta. Ondan sonra ama parmak izi çalışmıyor. Şimdi hasarlarını söyleyeyim. Burada lekeler var. Bu kısım biraz duyarsız parmak hareketlerine. DVD tabii biraz yıpranma nedeniyle takılıyor ama çalışıyor. Yani işte 3-5 tane CD'den birini yakıyor ama çalışıyor. Şimdi ekranda şöyle 2 tane büyük lekem var. Şöyle göstereyim. Bir burada, bir de burada 2 tane büyük lekemiz var. Evet, 2 tane, 1, 2. Şimdi bunlar neden var? Onu da hem de uyarı olarak söyleyeyim ben size. Ben bazen kulaklıkları böyle burada bırakıyorum ya da bunun üzerinde bir takım malzemeler bırakıyorum. Kapattığın zaman çıt diye gidiyor. Çok dikkat edin. İnşallah yeni makinede de aynı şeyi yapmayız diye düşünüyorum. Şimdi ESC tuşu çalışmıyor. Yıllar sonra tabii harici klavye de kullanabilirdim. Var harici klavyem. Siz bu oyuncuların kullanmış olduklarından ama çok pratik değil. Bu daha böyle hoşuma gidiyor ya da elimiz alıştı. ESC çalışmıyor. F1 çalışmıyor. Buradaki medya tuşların tamamı çalışmıyor. Parmak izi çalışmıyor. Onun haricinde her şey full. Tekrar ediyorum, 12 yaşında günde en az 6-7 saat çalışmış bir bilgisayardan bahsediyoruz. Her gün en az 6-7 saat çalışmış bir bilgisayardan bahsediyoruz. Tek fan var bunda. Fanı hiç açmadım. Macunu hiç inlemedim. Yapabilirdim. Belki şimdi yaparım. Ben temizliğini dediğim gibi çok tozlu bir ortamda yaşıyorum. Ben bunun temizliğini sevgili arkadaşlar arada bir oto yıkamacıya gittiğim zaman hava basıncıyla yapıyorum. Arka taraftaki pervanede tabii sorun olmuyor. Fakat şu hava basıncını düğmelere çok yakın ve şu alttan köşeden yaparsanız düğmeler atabiliyor. Tuşlar çıkabiliyor. Ona çok dikkat edin. Onun haricinde ben sakıncasını görmedim ama onun için satılan tüpler falan filan da var. Onlar da 60-70 liraya bir kere yıkamaya hiç gerek yok. Git hem arabanı yıkat, hem bisikletini yıkat, hem motosikletini yıkat. Neyin varsa artık kardeşim. Ya da git rica et 2 dakikada pıs 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 tut, olsun bitsin. Şimdi bu tamam. Bu tamam. İşte burada koruyucu tamponlar. Bu arada klavyeyi değiştirmeme rağmen ESC hala çalışmadı. Dolayısıyla yani yaklaşık 5-6 yıl boyunca sürekli Excel, Word kullanırım. 5-6 yıl boyunca hep ESC tuşu olmaksızın çalıştım. Şimdi burada tabii ESC'li bir makineye geçiş yapmış olduk işte. Benim için şeyi o. Anlamı da o. Peki bataryayı kenara koyuyorum. Gelelim diğerine.
Bunu artık hepiniz biliyorsunuz. Dokunmatik ekran var. İşte bütün bilgisayarların hemen hemen şu çerçevede iç tarafta wireless'lar olur. Kamerası var elbette. Burada bir şey yanmıyor. Çok da önemli değil benim için. Tabii çok ince. Ondan bahsedeyim. Çünkü bir defa neden ince sevgili arkadaşlar? Bir defa optik sürücü yok. Optik sürücü yok. Şimdi bu makinenin özelliklerini biliyorsunuz. Bunda 9. nesil 266 8 çekirdek işlemci var. i7. Bu efendime söyleyeyim 16 GB RAM var. 4 GB RAM var. Bunda 512 SSD artı 2 TB hard disk var. Bunda 320 GB hard disk var. 4 RAM var. Yükseltmedim. Bunu belki ileride yükseltirim. Zaten 2 TB'lık hard diski sonradan ben ekledim. Dosyalarımı da yükledim bugün itibariyle. Onun haricinde tabii böyle bir şöyle fiziksel açıdan da bir inceleme söz konusu. Bu da çok doğal. Bu da çok doğal. Şöyle yaparsam çok doğal olduğunu görüyoruz. Çünkü dediğim gibi artık bir takım bileşenler yok. Şu kadar işte ona kadar 1,5-2 santime yakın bir daralma ve haylice bir incelme söz konusu. İncelme de söz konusu. Güzel bir tasarım. Tabii klavyeler ışıklı. Artık moda olduğu şeklinde. Çok işime yarıyor itiraf edeyim. Daha geniş bir dokunmatik yüzey. Bu böyle biraz esnek. Böyle biraz esnek. Hayırlısı diyelim. Şu kısım plastik, bu kısım metal. Bazı arkadaşlar leke bırakmadığını söylemiş. Bilemiyorum. Herhalde eldivenle kullanıyorlar. Leke bırakıyor. Leke bırakıyor ki benim ellerim son derece az yağlı olmasına rağmen leke bırakıyor. Sevgili arkadaşlar. Arka tarafı biliyorsunuz. Burada çift fan var. Bu benim çok işime geliyor. Temizliyorum. Temizlemesi kolay. Burayı sökmeniz kolay ve sorun teşkil etmiyor. Bunda tabii bunu sökmek çok zor. Efendime söyleyeyim. İşte RJ45 yuvası var. İşte burada şarj ünitesi ve şarj ışığı burada. İşte bak burada. Şarj ışığı burada. Şarj ışığı burada. Şarj ışığı burada. Efendim HDMI var. 2 tane USB. Bunlar 3.0. Bir tane D-SAP. Yine ekranları ekran çıkışı almak için yüksek çözünürlük ekran çıkışı almak için ve Thunderbolt. Bu da kulaklık ya da kulaklık artı mikrofonlu sistemler için bağlantı yuvası. Bu tarafa geçiyorum. Hava akışını sağlayan kanallar. Burada bir adet yine USB. Şu şarj işareti olanlar gözüküyor mu bilmiyorum ama şarj işareti olanlar şu demek, bilgisayar kapalı iken de şarj edebilirsiniz. Ve bir hafıza kartı yuvası. Şu hafıza kartının yuvasında hard disk ışığı var. Dolayısıyla hard disk ışığını buradan anlıyorum çalışıp çalışmadığını. Burada ise buradan anlıyorum. Şurada lamba yanıyor. Onunla sonucuma arka tarafta iki hava çıkışı bir şey yok. Ön tarafta da hiçbir şey yok. Ben bunu eleştiriyorum. Ön tarafa en azından kulaklık çıkışı vesaire konulabilir idi. Tabii bir bildikleri vardır diye umut ediyoruz. Ve bir de batarya gömülü. Şunun altında batarya da gömülü çıkartılamıyor. Peki batarya çıkartmanın ne avantajı var? Şahsen ben çok uzun saatler kullandığım için bilgisayarı evde kullandığım zaman bataryamı çıkartıyor idim. Bunu çıkartamıyoruz. Böyle bir batarya daha hızlı ömrünü dolduruyor gibi geliyor bana. Haliyle öyle olur. Çünkü daha çok kullanılıyor. Oysa bunu %72 civarında, %72-74 batarya saklama aralığı için çok uygun bir doluluk oranı. Onu da kitapçığından öğrendim tabii. Hani öyle ukalalık yapmıyoruz. Bunu da çıkartamıyorum. Sürekli kullandığı için. O da herhalde diyor ki 800 TL'ye eğer adaptör satıyorsam 1500 liraya da herhalde batarya satacaktır. Tabii bir şey demiyoruz, satış politikası ama bizde de işte tüketici olarak tabii kendimizin
bizlere ait olan bir takım hesaplar var. Tabii bunlar da maliyet hesabı tüketici için önemli. Ekran kartı dedik 1 GB, 8 GB, 2060, RTX 2060 var. Bunun 2070 oranı var, benim için çok önemli değil. Bu arada ekran kartını çok beğendim. Yalnız bir şey var, şu HP Omen'in kendisine ait bir programı var. Diagnostik gibi değil de şey gibi, performans ayarlarını yapıyorsunuz işte, şey ışıkları ayarlıyorsunuz. Bunu açarken biraz makine, bu biraz geç açılıyor. Onun haricinde tabii fişek gibi, yani söyleyecek bir şey yok ama daha ileride göreceğiz. Yani makine ET1146 benim için büyük bir memnuniyet oluşturdu ve bu şekilde emekli olmasına izin vermiyoruz ama biraz dinlemesine izin vereceğiz. Yine bak mesela şey var, şurada bir çubuk var. Bu çubuk böyle artırdıkça sayfayı büyütür. Şey yaptığı gibi bunları da böyle yapıyorsunuz falan, böyle yapıyorsunuz. Cep telefonundaki gibi oluyor. Şimdi medya işte komutları var burada. Medya komutları. Bunu FN'le beraber kullanırsınız. Burada ise şurada ışık şeklinde ve dokunmatik olarak sıralanmıştır. Dokunmatiktir. Dokunursunuz ses açılır, dokunursunuz kapanır falan filan. Dokunursunuz sesi ayarlarsınız gibi. Aradaki yaş farkı 12 yıl. 12 yıl. 12 yıl. Peki. O halde ikisini aynı anda açmayı deneyeceğim. Tabii bu bir mukayese değil ama. Bu arada şunu söyleyeyim. 2015 yılında buna Windows 10 yüklemişim. O günden beridir hiç format çekilmedi bu makineye ve ağzına kadar da doludur. Şöyle hemen bastım gibi duruyor. Bir fan sesi var tabii. Bu arada fan da biraz sürtüyor. Şöyle bir fan sürtmesi de var. Onu da bahsedeyim. Evet, o açılmadı. Şöyle göstereyim. Açıldı. Açıldı. Ve açıldı. 12 yaşında. Evet, gördüğünüz gibi 12 yaşında. Şimdi ben bunların şifresini girip açayım sevgili arkadaşlar.